Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bilinen bir niş markanın bilinen bir parfümden bahsedeceğiz. Çok sevilen bir parfümü. Ben bu parfümü ilk kokladığımda açıkça söylemek gerekirse çok sıradan buldum arkadaşlar. Çünkü bana Thierry Mugler'in Angel Man'i andırmıştı. Çok benziyor kokusu. Acayip benziyor. İlk fazla o kadar parfümü o yüzden de fazla kurcalamadım. Fazla tekrar deneme ihtiyaç duymadım ama yani yakın zamanda elime sample ulaştı ve sample'dan İlk denedim. Bu sefer parfüm beğenmişim. Çünkü biliyorsunuz parfüm hobisi çok geniş zamana yayılan bir hobi. Çünkü ilk başta beğenmediğiniz parfümleri daha sonradan beğenebiliyorsunuz. Ya da ilk başta çok beğendiğiniz parfümleri sonradan hiç sevmeyebiliyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Yani o yüzden çok fazla parfüm konusunda özellikle daha yeniyseniz hobide fazla aceleci davranmamanızı öneriyorum. Bu parfümde sonradan şans verdiğim parfümlerden Kilian Intoxicated. Intoxicated arkadaşlar açıklanan notalara baktığımızda kakule, kahve, küçük Hindistan cevizi ve sinamon yani tarçın var arkadaşlar. Tabii ki parfüm 4 notadan oluşmuyor. Biliyorsunuz parfümörler bize bütün sırrını açıklamak zorunda değiller. O yüzden fazla o fragrant cake bir sitelerde açıklanan notalara bakıp da 4 notadan oluşuyor deyip ben farklı notaları algılıyorum da kendinizle şey yapmayın arkadaşlar. Kendinizle çelişkiye düşmeyin. Çünkü ne algılıyorsanız odur parfüm. Sizin için başkaları için ne hissettirdiği aslında o kadar önemli değil. Bu parfümde mesela açıklanan notalarda yani verilen puanlamada en yüksek algılanan nota kakule. Evet kakule bayağı algılanıyor parfümde ama parfümde o kadar çok tatlı nota var ki yani bir vanilya olmadan ya da tatlı bir patchouli olmadan bu parfümde asla bu kadar tatlılık nota veren yani mesela tarçında bu kadar bir tatlılık olamaz zannetmiyorum. Çünkü Angel Man'i andırmasının zaten sebebi içindeki o temel notalardaki o sedir ve tatlı çikolatamsı patchouli arkadaşlar. Bolca içinde en çok algılanan nota patchouli notası. Çok fazla vermemişler. Büyük ihtimal Angel Man'in daha lüks versiyonu yapmaya çalışmışlar. Parfümün o kadar da hani notalar açıklamadıkları zaman ben biraz şüpheye düşüyorum. Çünkü millet çok kolay bir şekilde bu parfümün kopyasını yapmış diyebiliyor. Ama gerçekten de benzer arkadaşlar. Çok daha kaliteli, daha pürüzsüzü. Hakkını vermek lazım. Ama genel beğenisi çok yüksek parfüm ve Kilian'ın normalde parfümleri ortalamanın biraz altında oluyor. Yani fiyatları yüksek olmasına rağmen kalıcılıkları iyi değil. Özellikle son 5 yıldır Estée Lauder'e satılmasından beri daha biraz parfümlerin kalitesi demeyeyim de performansı düştü diyeyim. Yani çünkü bazı çok yüksek performanslı parfümler bile şu an o kadar yüksek performans değil. Son çıkan tabii o likör şişelerinden bahsetmiyorum. Onların performansları bayağı iyi. Ama bu da performansı yüksek olanlardan biri arkadaşlar. Intoxicated. Algılanan nota arasında, en çok algılanan nota arasında dediğim gibi ilk başta patchouli, çikolatamsı patchouli notası, o tatlılığı veren. Kakule notası aslında ferah bir baharat arkadaşlar. Böyle hafif yeşil, yumuşak bir baharat ama yani o kadar ezici, yoğun, tatlı, baharatlı ve diğer tatlı notalar var ki parfümde o kadar fazla ön plana çıkmıyor. Yani parlamıyor. Kahve notasından gelen böyle bir bitter, acı bir tatlılık da var arkadaşlar. Kahve notası güzel verilmiş. Ben çok beğendim buradaki kahve notasını. Yani tatlı kahve notası zaten bizim kültürümüzde olan bir şey. Türk kahvesiyle kakulenin servis edilmesi biraz sanki Türk kültüründen de esinlenmiş gibi parfümde. Evet, tarçın var ama şu tarçın da baskın bir nota değil arkadaşlar. Çok fazla algılanmıyor. Küçük Hindistan cevizi vermişler. O yumuşak pudralı bir baharatlı havası var. Onun biraz belki hafif etkisi var ama en çok algılanan notalar patchouli, kakule ve kahve notası. Biraz da o toplam o tatlılığın verdiği hava biraz hafif yanık şeker kokusunu andırıyor. Belki de o Kilian'ın Angel Man'e benzetilmesinin, Intoxicated'in Angel Man'e benzetilmesinin sebeplerinden biri o. O büyük ihtimal alttan gelen, yani temel notalardan gelen ama çok hissedilen o tatlı patchouli notasından geliyor. Yani genel beğenisi çok yüksek parfüm. Kalıcılığı dediğim gibi yüksek. Hani güzel, tatlı, baharatlı ama biraz bu kahve notası eskiden Armani Attitude vardı. O Zippo çakmak şeklinde olan şişe var ya. Daha sonra o üretimi durdurdu. O çok güzel bir parfüm. O da buna benziyor arkadaşlar. Onlar zaten hepsi Thierry Mugler'in yolundan giden parfümlerdi ama daha maskülen haliydi. Bu biraz daha çok sanki onu da andırıyor. Tabii onun daha kalitesi Armani Attitude'un. Yani eğer Armani Attitude hayranıysanız ve daha performanslı ve kalitesini arıyorsanız zaten Armani üretimi durdurdu. Zor bulunuyor. Çok iyi bir alternatif, lüks bir alternatif, pahalı bir alternatif ama gerçekten çok sevdiğiniz bir parfüm türüyse yani kahve notası, o çikolatamsı kahve ve hafif kakule notası çok güzel bir parfüm yapmışlar. Tam bir genel beğeni parfümü. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir parfüm.
dekant olarak da alabilirsiniz. Çünkü bunların arkadaşlar orijinal şişelerini illa şişe manyağı değilseniz benim gibi dekanter şişeleri de var. Hani normal refilleri de var o orijinal şişeyi doldurmak için. Veya yani genelde dekantçılar bunların 250 mililitrelik büyük boyları oluyor. Mililitre başına çok da uygun oluyor fiyatı. Dekant olarak edinebilirsiniz. Güzel bir parfüm, tavsiye ederim. Bugünkü videomuzun konusu da Kilian Intoxicated'dı. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.